Peki Şuayb peygamber zamanında burası nasıldı? Muhtemelen şu dağların, tepelerin olduğu yer gibi bozkırdı, kıraçtı, hiçbir şey yoktu. Roma İmparatorluğu buraya neden geldi? Roma döneminde burada niye böyle bir kent kuruldu? Bu da muamma. Burası çok ciddi anlamda bilimsel ve tarihi araştırmalara muhtaç. Ancak 5. 6. yüzyıldan 1200'lü yıllara kadar burası mamur bir Roma kenti. 1200'lü yıllarda burayı Eyyubiler döneminde, burada Roma yok. Roma devleti buradan çoktan sıyrılmış. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt zaferi ile Sultan Alparslan bu bölgedeki Roma hakimiyetini bitirmiş. Romalıları Ankara bölgesine kadar çekmiş. Bakın çok ince bir detay var. Alparslan Gazi 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi ile Roman Diyojen'i esir almış ve Roma'nın hakimiyetini Nevşehir bölgesine kadar itmiştir. Batıya doğru itmiştir ve elini şöyle yaparak Anadolu bölgesini arkasındaki beylere göstermiş ve demiştir ki beylerim, aldığınız her yer sizindir. Allah'ın izniyle oraları İslam adına yönetin. Hiç kimseye de zarar vermeyin. Ne demektir hiç kimseye zarar vermeyin? Cevap çok basit. Roma İmparatorluğu ya da disiplinini ve referansını Hristiyanlık kültüründen almış olan Batı medeniyeti eğer bir bölgeye giriyorsa o bölgede kendinden olmayan ne varsa her şeyi yok eder, her şeyi yakar, her şeyi yıkar. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz. Kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi olmayan her şey batılı adamın gözünde yok edilmeye mahkum, yok edilmeye muhtaç bir yapıdır, bir oluşumdur. Peki bugünkü Avrupa, o günkü Avrupa'dan farklı mı? Hayır. Bugün Avrupa'da özgürlük var. Kime özgürlük var? Avrupalı adam gibi düşünene özgürlük var. Mesela Türkler Ermenileri katletmemiştir dersen Avrupa'nın yarısına yakın bir ülkede hapse girersin. Fransa'da, İsviçre'de, Belçika'da, Lüksemburg'da, Danimarka'da bu topraklarda Ermenileri katletmedik diyen bir Türk benim gibi. Ben Strasbourg'da 2015 yılında gözaltına alındım. Fransız polisinin beni gözaltına alma ve 5 saat tutma sebebi Türkler Ermenileri katletmemiştir demem. Başka hiçbir şey yapmadım. Bugün de mesela Filistinliler haklıdır, İsrailliler haksızdır dersen muhtemelen soruşturma yer, muhtemelen sınır dışı edilirsin. Yani o zamanlarda Avrupa kendi gibi düşünmeyene yaşama ve düşünce hürriyeti vermiyor da bugün veriyor mu? Torunu dedesine mutlak çeker. İşte o günlerde Alparslan Gazi elini böyle tutmuş, Anadolu'yu göstermiş ve demiştir ki aldığınız her yer sizindir. İslam doğrultusunda herkese yaşama ve inanç hürriyeti vererek yaşa. Neden? Bizler neden gittiğimiz yerlerde insanlara yaşama hürriyeti veriyoruz? El cevap, benim inandığım kitap, benim inandığım Allah, leküm dinüküm veliye din demiştir. Senin dinin sana, benim dinim bana. Bu doğrultuda Artuk Bey, Alparslan Gazi'nin el hareketiyle Anadolu fethine çıkan Artuk Bey, biraz Mardin, biraz Diyarbakır, biraz Batman bölgesini, Mengücek Bey Erzincan bölgesini, Saltuk Bey Erzurum bölgesini, Danişment Bey Tokat, Kayseri, biraz Sivas bölgesini, Çaka Bey Aydın, İzmir bölgesini, Alparslan Gazi'nin amcasının torunu Kutalmışoğlu Süleyman Şah da İznik'i başkent yaparak 1071 Malazgirt fethinden 3 yıl sonra İznik başkent merkezli bir Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti yapmıştır. Ve Hristiyanlara ve Yahudilere ve bu bölgedeki Dürzilere ve Ezidilere, Süryanilere,
keldanilere yaşama, din ve vicdan hürriyeti vermiştir. İşte bu topraklarda Selahaddin-i Eyyubi dönemi ve ardından Selçuki dönemi hakim olduğunda bu topraklarda din ve vicdan hürriyeti vardır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.